Selamlar haftanın yine bir P gününde Pazartesi gününde P vitamininde yeniden beraberiz ki P vitamini kampını Amma çok P diyerek girdim. Belki 15 bilemedin 20. kez girişin buraya ama bu sefer başardım galiba. Bunun üstüne sana bir ödev veririm mi? Aç bakalım sayfa 125 güzel arkadaşım. Sayfa 125'ten başlıyorsun efendim. Nereye kadar? 70. denemeye kadar geliyorsun ki 70. deneme sayfa 144'e kadar. Peki şimdi ne yapacağız? Hani uzun bir kapanmanın ardından, tam kapanmanın ardından hazır dışarı çıkalım diyeceğiz ama sınav tarihleri yaklaşıyor. Hocam ben dışarı çıkamam. Tam kapanma bitse de çıkamam. O zaman yol problemleriyle gezdireyim seni. Hadi Atla takıl peşime gönder gelsin diyorum o halde. Sayfa 63 sorun o 5'teyiz güzel arkadaşım. Seninle birlikte şimdi yol problemi çözeceğiz dışarı çıkamayınca ders çalışmak zorunda olunca yoksa yasaklar kalktı çık istiyorsan ama ne yaparsın. Ali Villican isimli 4 arkadaş sırasıyla aynı yol üzerinde bulunan ABCD şehirlerinde oturmaktadırlar. O zaman bize bir tane ne gerekiyor? Yol gerekiyor güzel arkadaşım. Şöyle kocaman bir yol yaptım. Hemen bu arkadaşları yerleştirdim. Dedim ki Ali buradasın. Sen Veli galiba buradasın. Can denen arkadaş sen buradasın. Bir de kim vardı? Cem vardı. Tüm bu isimleri yazdık. Bu şehirlerin adını da yazalım. A şehri, B şehri, C şehri. Bu şehrimizin adı da D şehri efendim. Ne diyorsun sonrasında sen? Yarı yıl tatilinde Ali aracıyla 120 km saat hızla. Can aracıyla bir dakika Ali sen 120 km saat hızla çıkıyorsun. Can sen de bu şehre doğru doğru mu? V hızıyla aynı anda bulundukları şehirlerden hareket edip Veli bulunduğu şehre doğru varıp veliyi ziyaret ediyorlar. İşimiz gücümüz kalmadı veliye ziyarete gittik bileceğiz yoksa özledik herhalde değil mi? Hazır tabi ayrılık girdi araya. Yaz tatilinde başka bir veri bir, yok değil mi? Yani bu kadar kadarcık bir veri var başka bir şey yok. Yaz tatilinde ise yaz oldu gidiyoruz bundan sonra. Alican yine aynı araç ve aynı hızlarla aynı anda yola çıkıp Cem'in bulunduğu şehre aynı anda varıyorlar. Bir dakika Cem'in bulunduğu şehre aynı anda varıyoruz. Bir dakika bir de bu var. Bir dakika o zaman şöyle bir şey yapalım. Biz birinci duruma geri dönelim. Önce buradaki işlemi yapalım. Aynı onda yola çıkıyorlar. Yani 120 çarpı T1 sürede. E, gittiği yol nedir bizim Ali'nin? Aldığı yol AB yoludur hocam. Aynen öyle. Aynı süre yol alan C. V hızıyla T1 sürede nereye varıyor güzel arkadaşım? BC yoluna varıyor. Bunu da cebe attım duruyor. Birinci madde bitti. Geldim ikinci maddeye. Yaz tatilinde ise Ali ve Can yine aynı araç ve aynı hızlarla Aynı hızla Ali ve Can 120 çarpı T2 diyorum bu sefer. Çünkü yeni olacak süreyi bilmiyorum. Gittiği yol neresi diyorum? AD yoluna gidiyor. Yine bizim Cem ne yapıyor? V çarpı T2 süre aynı hızlarla aynı hızlarla aynı sürede varıyorlar. Nereye varacak? DC yoluna varacak. Tüm bunları yazdım. Evet ziyaret ettik. Ziyaretler bitti. Artık olayın sadetine gelelim diyoruz. C şehri ile D şehri arasındaki uzaklığın C şehri ile D şehri arasındaki uzaklığın. B ile C şehri arasındaki uzaklığı oranı. O zaman bu oran dediğin an benim hemen şurada oranlamam gerekiyor. Oranı yazdırıyorsun bana 5 bölü 3. Biz bu problemlere başladığımızdan beri en baştan beri söylediğimiz bir mevzu vardı. Herkes karşısındakinin K katına eşittir. X katına eşittir. Bu sana kalmış. Ben K katı yazıyorum. Diyorum ki CD arasına kaç K diyebilirim arkadaşım? 5K yolculuk diyebilirim. BC arasına kaç K yolculuk diyebilirim efendim? 3K yolculuk diyebilirim. Hocam AB arasını vermemişler. E gel buraya da farklı bir harf verelim. M harfi verelim. Oldum buraya kadar. Galiba oldu. Bu maddeyle bitirdik. Benden V hızı kaç kilometredir bunu istiyor. Şimdi düşünüyorum yapabilecek bir şey yok. Yani en kötü ihtimal diyorum. Madem böyle eşitlikler var, bunları kendi aralarında gel bir oranlayalım ne dersin? Çünkü oranlayınca T sürelerinden kurtulacağım. Benim amacım T'lerle uğraşmamak. Değil mi? 120 bölü V var bu tarafta. AB yolunu ne verdin hocam? M kadar verdin. BC yolunu ne verdin? 3K kadar verdin. Yapacak bir şey var mı? Yok. O zaman içler dışlar çarpımı yapalım. 360K eşittir V çarpı M. Tamam bu cepte dursun. Geldim bu tarafa. Yine T2'ler birbirine götürdü. Yine 120 bölü V kaldı sol tarafta. Sağ tarafta ne var? AD yolu var. AD 8K artı M kadar yoldur burası değil mi? Yolun tamamını aldık. 8K artı M kadar yol. Peki DC yolu ne kadar? DC yolu hocam 5 k Süpersin. Yap bana bir işler dışlar kralından. Yaptım geldim. 6 kere 5 600 k 600 k Dağıtarak geliyorum. 8 V K artı V çarpı M. Bir dakika durdum. Ya arkadaş V çarpı M'yi ben burada buldum. Burada da buldum. O zaman giderim yerine yazarım. Derim ki bu 360 k Atarım karşıya 240 k kalır. Benim 240 k dediğim şey 8 çarpı V çarpı K değil midir? Evet öyledir hocam. O zaman gönder Her tarafı böyle 8'e. V dediğim şey 30 kilometre bölü saat olmaz mı? Olur. Peki ne istiyordun sen benden? V'yi istiyordun. Vurdum cevabı 30'a Ceyhan'a. Bir soruyu daha bitirdik. Dedim ki bugün sadece yol problemi. Bugün yol günü. Hadi gelsin sıradaki soru. Böyle güzel oluyor değil mi? Hep bir gün mü yapsak acaba böyle? Neyse. Alp ve Ceren adlı iki kardeş kahvaltılarını yapıp okula yürümek, e, gitmek için hazırlanıyorlar. Bir dakika. İki kardeş aynı evden yola çıkacağız. Nereye yazalım? Hadi gel şuraya yazalım. Neydi sizin adınız bakayım? Alp ve Ceren. Alp buradan yola çıkıyor. E Ceren de aynı yoldan çıkıyor. Nereye gitmeye çalışıyoruz hocam? Okula gitmeye çalışıyoruz. Hepsini yazdık. Şimdi Alp'in yürüme hızı, Ceren'in yürüme hızının bir buçuk katıdır. Şimdi buradan ne anlıyorsun? Alp'in hızıyla Ceren'in hızını yazmak istiyorsun. Aralarında ne var? Bir buçuk kat var. Ya biz bu katı verirken o zaman Alp'in yürüme daha fazla olduğu için 3x'e 2x vermez miyiz? Hocam bunu nasıl buldun? Şöyle buldum aslında. Ben bir buçuk x'i daha doğrusu bir buçuk katıdır dediği için o bir buçu şöyle aldım. 15 bölü 10 olarak aldım. Her tarafı 5'e böldüm. 3 bölü 2 çıktı. Demek ki birinin hızına 3x dersek diğerinin hızı ne olur? 2x olur. Ama biz x demeyelim ya. Hız diyor ya. Gel biz bu hızları nasıl alalım biliyor musun? V olarak alalım. Gittim buraya yazdım. Alp'in hızı 3V'dir. Ceren'in hızı 2V'dir. Burayı anladın galiba, değil mi? Anladıysan tamam devam edelim hadi. Ceren evden saat 08.10'da çıkıyor. 08.10'da evden çıkıyor. E Alp ise Ceren'e göre 10 dakika sonra çıkıyor. Bir dakika. 10 dakika sonra çıkıyor. Yani 08.20'de çıkması gerekiyor. 5 dakika önce yola varıyor bir dakika ya, beş dakika önce yola veriyor. Diyelim ki bu T sürede alıyorsa bu yolu bizim Ceren T artı beş dakikada alıyor bu yolu. Öyle anlamıyor muyum? Yani yürüdüğü süreyi baz alarak söylemeye çalışıyorum. Öyle olmadı mı ya? Sanki öyle oldu. Alp ise Ceren'e göre 10 dakika sonra yola çıkıp ha bir de 10 dakika sonra yola çıkıyor. Oo, bak şimdi bak 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 neredeyse hata yapıyorduk. Hem 10 dakika Eksik yürüyor bir de üstüne 5 dakika erken varıyor. O zaman Ceren'e Ceren e göre toplamda kaç dakika daha az yürümüş oluyor? 15 dakika daha az yürümüş oluyor. O zaman bizim Alp T kadar süre yürürse Ceren T artı 15 kadar yürür Alp saat kaçta okula varmıştır diye bana soruyor. E ben de diyorum ki 2V hızıyla çıkıp yola T artı 15 dakika boyunca yürüdüğünde bizim Ceren... Barcık okuluna. Çünkü yol eşittir. Hız çarpı zaman formülünü. Yolu buldum. Aynı yol neye eşit olacak? Bizim Alp'in gideceği yola eşit olacak. 3V hızıyla T kadar gittiği süreye eşit olacak. Bir kere biz bu V'leri bir götürelim. Şuradan 2T artı 30 geldi. Eşittir 3T'ye. T dediğim şey eşittir 10'a çıktı. Pardon doğru mu? Hayır 30'a çıktı. 30 dakikaymış T dediğimiz şey. T dediğimiz şey 30 dakika. Peki sen ne istiyordun hocam benden? Saat kaçta Alp okula varacak? Alp sen saat kaçta evden çıktın? Hocam ben saat 08.20'de 08. yola çıktım. E 30 dakika sonra vardın Alp'cim sen. O zaman senin okula varış süren nedir? 08.50'dir. Baktık seçeneklere. Bu sefer de Bursa'ya yapıştırdık. Dedik ki yetmez. Toplam dört soru soracağız. Şimdiki biraz daha kritik bir soru. Güzel bir soru. Bakalım halledebilecek miyiz? Pistimiz var. Pistin etrafında dolanan Enes ve Hakan var. İsimleri de baktım orada. Hadi gel çözelim bunu da. Yukarıdaki şekilde bir pist etrafında bisikletleriyle yarış yapan Enes ve Hakan'ın yarıştaki son durumları verilmiştir. Enes, Hakan. Hakan neredeyse 45 metresi kalmış. Yarışı bitiriyor anlaşılan. Yarış aynı anda başladıktan bir süre sonra Hakan Pisti yarıladığında Enes Pistin Enes Pistin 1 bölü 3'üne gelmiştir. Enes Pisti yaraladı. Bir dakika iki tane durum var gibi şurada. Şuradan bir ayıralım. Burası birinci durum olsun. Şurası da ikinci durum olsun. Bak soru devam ediyor ve farklı bir şekilde devam ediyor. Biz birinci durumla ilgili bilgileri yazmak istiyoruz. Hakan Pisti yarıladığında Hakan var. Evet. Bir de Enes var. Evet Hakan pisti yaraladığında yaralaması demek 1 bölü 2 demektir. Enes pistin 1 bölü 3'üne vardı demektir. Öncelikle şuna karar verelim. Şimdi biz yolun tamamına belli bir x değeri vermezsek çok zorlanırız. O zaman ne yapmam gerekiyor? Yolun tamamına belli bir x değeri verelim. Biz bunu matematikte nasıl yapıyorduk? Paydalara bakıyorduk. Paydaların 1'i 2, 1'i 3. Bunların o keklerini alıyorduk. O zaman diyorum ki yolun tamamı abi 2 kere 3'ten 6x olsun. Hakan pisti yaraladığında Hakan 6x'i sen yarılarsan ne kadar yol gitmiş olursun? 3x yol gitmiş olursun. Hakan 3x yol giderken enes pist, pistin 1 bölü 3'üne geliyor. 6x'in 1 bölü 3'ünü bulduğumda o da nedir? 2x'tir. Enes de 2x kadar yol gidiyor. Buraya kadar varmış sıkıntı. Yok. ikinci duruma geçiyoruz o zaman. İkinci durumun için yeni bir tane parantez açıyorum. Bak yine burada notlar alıyorum. Bizim zaten amacımız sadece soruyu çözmek değil. Bu tarz sorulara yaklaşım açımız. Ben ne yapıyorum? Hep notlar alarak ilerliyorum. Ve oradaki notları hep tam sayı seçiyorum ki ben rahat edeyim. Sen de aynısını yap tamam. Enes pisti yaraladığında ise. Şimdi Hakan ve Enes vardı. Enes pisti yaraladığında pisti yarılaması demek pistin tamamı 6x ise Enes'in ne kadar yolu bitirmiş olması demektir 3x'i. Ama bir dakika burada özel bir durum var. Bizim Enes 2x kadar yol gitmişti. Yani 3x yolu bitirebilmesi için daha önceden 2x'i bitiriyorum çıkarıyorum. Geriye ne kalıyor? X kadar yol gitti. Yol daha gitti. Yol daha gitti. Burayı tam olarak böyle açıklamak istedim sana. Hmm, buraya kadar galiba sıkıntı yok. Şimdi bakalım. Hakan'ın başlangıç çizgisine kalan mesafesi 45 metredir. Pistin uzunluğunu istiyor benden. Hakan'ın kalan mesafesini söylüyor ama ben Hakan'ın ne kadar yol gittiğini daha bulamadım ikinci durumda. Önce onu hesaplamam lazım. Elimizde çok güzel bir oran var. Enes 2x yol gitmişti. Hakan ne kadar gidiyordu? 3x kadar gidiyordu. Aralarında bak bir oran var. Peki ben sana şunu söyleyeceğim. Bizim Enes şimdi ne kadar daha yol gidecek? x kadar daha yol gidecek. O zaman bizim Hakan ne kadar daha yol gider? Dediğimde yapman gereken şu. 2x'den nereye gitmişim? x'e gitmişim. Aynı oranla devam edeceğim. O zaman bizim Hakan 3x'in ne kadarı kadar yol gidecek? Yarısı kadar daha yol gidecek. 3x bölü 2 kadar yol gidecek. Hı. Hakan sen 3x kadar yol gitmiştin. Üstüne bir de 3x bölü 2 kadar daha yol gittin. 2 kere 3 6 3 tane yaptı. 9x bölü 2'sini gitti bu adam gitti yolun 9x bölü 2'sini bitirdi Hakan Hakan'ın gitmesi gereken 45 metre yolu var arkadaş eşitlik var soru biter neden mi 6x yolun tamamı bizim Hakan 9x bölü 2'sini gitti geriye gitmesi gereken kaç metre yol kaldı 45 metre yol kaldı buradan x'i çekmeye çalışacağım 12 9'u gitti 3x bölü 2 eşittir 45'e her tarafı işler dışlar yaptık 90'a dur x'i bulma bana benim gitmek istediğim değer pardon basamadık 6x. O zaman her tarafı 2 ile çarpıyorum. 6x eşittir. 180 metre mi kilometre? Kilometre ne yapıyorsun hocam sen? Ne yaptın adamları bitireceğim mi ya? Cevap Ceyhan. Tamam evde çok kaldılar da 180 metre o kadar da koşamazlar. Vurduk cevabı efendim. Cön gelsin dedik. Nasıl gidiyor? Bak sadece hız problemleriyle yola çıktık bugün. İyi oldu değil mi? Hadi gel. Son sorumu. Aa bitti son sorumuz. Hadi bakalım. Deneme 70. Sorun o 4'ten son denemenden bir tane sorunu daha çözelim. Bir araba A şehrinden B şehrine doğru 72 kilometre hızla yola çıkıyor. Demek ki bana bir araba bir de yol lazım. <laughs> Bu biraz olmadı ama A yolu burası da pardon A şehri B şehri oldu. Biz neyle yola çıkıyoruz? 72 kilometre bölü saatle yolumuza çıkıyoruz. Tamam mı? Tamam hocam. Bu yolculukta kimisinde benzin almak için kimisinde lastiklerin havasını kontrol etmek için kimisinde de ihtiyaç molası için benziklerde duracağız. A ile B şehirleri arasında toplam 6 tane benzin istasyonu var. Bir dakika benzin istasyonlarını çizelim. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı. Altı tane benzin istasyonu. Çizdik mi çizdik hocam. Bunların hepsini yaptık mı yaptık. Her bir benzin istasyonu arasındaki mesafe eşit. Buradaki mesafe, buradaki mesafe, buradaki mesafe, buradaki mesafe, buradaki mesafe eşit. Ama şehirlere olan uzaklıkları ile ilgili bilgi yok bak. A ile bir arasındaki mesafeyi bilmiyorum. Ben şimdilik bunu bitirdim. Araba her benzin istasyonunda yarım saat zaman geçiriyor. Yani senin burada üstüne ekstra ne yapıyorsun? 30 dakika daha zaman geçiriyorsun. Yarım saat dediğimiz mevzu o. Devam. Bu madde de bitti. İlk benzin istasyonunun A şehrine uzaklığı, ilk benzin istasyonunun A şehrine uzaklığı, son benzin istasyonunun 6.sının B şehrine olan uzaklığına eşitmiş. Ve bu uzaklıklar iki istasyon arasındaki uzaklığın iki buçuk katıymış. Şimdi çok büyük bir bilgi geldi. İstasyonlar arasında ne kadar mesafe varmış? Diyelim ki x kadar olsun. Peki istasyonla şehir arasında bunun iki buçuk katı. Burası kaç x olacak? İki buçuk x. Hocam bunda tam sayı yapalım mı? Sanki gerek yok. Bak 2 tane iki buçuk beş yapıyor zaten. Muhtemelen kullanacağız onu. İki buçuk x buradan iki buçuk x buradan. Tamamdır. Bu araba A şehrinden yola çıktığında saat 7.30'du. Sıfır. 7.30'da bu şehir pardon bu şehir olur mu lan? Adam yola çıkıyor A şehrine. B şehrine vardığında ise 15.30'dur. Varış saatini kalkış saatini biliyoruz. Buna göre iki benzinli istasyonu arasındaki mesafe yani x eşittir soru işareti diyor. Bir şey söyleyeceğim sana. Bizim bunu bulabilmemiz için yol eşittir hız çarpı zaman. Bizim önce yolla ilgili x cinsinden değerimiz belli mi belli. Zamanımız o belli değil. Gel onu bulalım önce. Zaman nasıl bulacağım hocam? Ya bu arkadaş 15.30'da yola çıkmış. Pardon varmış. 07.30'da yola çıktığına göre ne kadar saat yolda kalmış? Onu bulalım. 15'ten 7 çıktı 8. Diğerlerini çıkardım. 8. Yani bu arkadaş 8 saat boyunca yol gitmiş. Ama bir dakika acele etme sorunu. O en başını unutursun yoksa. Neyi unutacağız hocam burada? Adam her yerde 30 dakika zaman geçiriyor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her yerde yarım saat mola verirse 6 ile çarparsam demek ki bu adam 3 saat duruyor. Yol almıyor o 3 saat boyunca. He, 8 saat boyunca yol gitmiyor mu hocam? Hayır. 8 saatin 3 saati duruyorsa 5 saat boyunca boyunca hep hızını nasıl koruyor? 72 kilometre bölü saatle yolculuk yapıyor. Peki bu adam 72 kilometre saat yolculuğu kaç saat boyunca yapıyor? 5 saat boyunca yapıyor. Peki gittiği toplam mesafe kaç x bana söyler misin? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de buradan 10 x'tir hocam. O zaman gittiğimiz toplam mesafe 10 x'e eşitse biz buradan bir tane x'i buluruz herhalde. Cırt sana cırt sana kaldı mı 2? Cırt sana cırt sana kaldı mı 36? x eşittir 36 kilometredir diyorum. Şak diye vuruyorum cevabı efendime söyleyeyim. Ama gönder gitsin sorularıyla baş başa bırakıyorum. 61'den 70'e geliyorsun. Ardından 71'den itibaren haftanın P gününde bu sefer Perşembe gününde P vitamini kitabında 70 ile 80 arasını çözeceğiz. 80-90 hadi geçmiş olsun kitap bitti bir dahaki kampa görüşürüz diyeceğiz. Ya da seni sınava uğurlayacağız. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal, hoşça Hoşçakal.